Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici kazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollar biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni şoför bey hızla. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ayrıca abla, tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim, kiminin parası, kiminin ayır duası. Taksici gazlar biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstlük kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. İpekçim, emniyet kemerini mutlaka bağla ve çok dikkatli sür. Evladım, şehirler arası yola giriyorsun. Dikkatli olmak lazım. Hiç merak etmeyin Nur Baba. Ben zaten şehir içinde de emniyet kemerimi takıyorum. Aşkım, ben bu gece gelmem artık. Ayserlerde kalırım. Dolapta dolma var, sen de onu ısıtır yersin, tamam mı? Tamam hayatım. Dolma mı? Ne dolması ya? Biz yeni çocukla akşam dışarıda yeriz, içeriz, biraz da eğleniriz, değil mi? Aman aman Sinan abi, kocamdan uzak dur beni. Sen pavyondan başka eğlence mi bilirsin? Vallahi doğru söyledi İpek Cankuş. Seninle bir yere gidilmez. Ulan siz de beni hepten kazanova yaptınız ha. Kızlarım, bu kızcağızı niçin yalnız gönderiyorsun? Sendeki sınav ne? Abi yarın sınavım var. İmtihan yani. Aa, imtihan varmış. Neyse, hadi ben gidiyorum artık, görüşürüz. Hadi dikkatli git. İpek, emniyet kemerini tak. Nuri Baba, şu Gülüm'ün siparişleri vardı. Ben onları bir kuaföre kadar bırakayım, geleyim, olmaz mı? Tamam. Hemen git ve çabuk gel. Hemen gel. Tamam. Tren treninin treninin. Hadi bakalım sen de eve. Otur derslerinin başına, hadi. Tamam baba, sağ ol. Ben ne yapayım Nuri Baba? Sen benimle gel. Sen de benimle gel. Kuaför tayfesi ve onun zalim kaygarası. Siparişlerini getirdim aşkım. Ay çok teşekkür ederim Sinan. Ben var ya seni yerim, yerim, yerim. Ye beni, ye beni, ye beni, ye beni. Aa, Güven, oğlum. Ay senin fotoğrafını basmışlar, bak tıpkı sen. Fotoğraf mı? Ne alaka ya? Ulan ne yaptın da yine üçüncü sayfaya çıktın? Banka mı soydun, hırsızlık mı yaptın? Kadınlara tecavüz mü ettin, ne yaptın? Bak, ne diyor oğluşuma çamur atıyorsun? İnsanlar başkalarını kendileri gibi bilirmiş. Annem şu fotoğrafa bir de ben bakayım bakayım. Enişteyim bir bakayım bakayım. Nasıl bir fotoğraf, bir bakayım. Oy 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 my god. Bu tıpkının aynısı gibi ben. Ay hakikaten Güven ya. Aa, bu hık demiş senin burnundan düşmüş.
Anne, yoksa Güven'in ikizi vardı da bizden mi sakladın? Ya Kaygana sen ne yaptın ya? Biz bir tanesiyle baş edemiyoruz. Sen ikincisini de mi yaptın? Bu insanlığa zarardır, insanlığa hakarettir. Ülkeye, memlekete ziyandır, ayıptır ya. Çakka mıksinin işte ha. Hadi be sen de. Dur bakalım haberde ne yazıyor? Türkiye'de çekilecek olan James Bond filmi için ünlü oyuncu Jack David'in dublörünü oynayabilecek benzerleri aranmaktadır. Nereden bulacaklar ki bu kadar benzerini ya? Ulan salak, bu işte aynı sana benziyor. Nereden bulacaklar? Hakikaten bana benziyor ha. Ulan ne parlı adamsın ha. Sen iş arıyorsun, iş bulamıyorsun, iş senin ayağına geliyor. Haklısın eniştem. Aradık adam tam karşınızda duruyor. Ben zaten Deutschland'da sinema sektöründe çok çalıştım. Dublörlüğün kitabını yazdım ben. Star ışığı var bende. İşte ben doğurdum mu böyle doğururum. Hollywood yıldızı gibi doğururum. Aslan oğlum benim. Eze be eze. Ben o zaman hemen gideyim bu işi kapayım. Şön olurum, undibah olurum. Cheers. Ulan ne parlı herif bu ya? Boşuna uğraşırsın doktor. İstediyem. Benim vadem dolmuş, ben gideceğim. Ne olursun böyle konuşma babacığım. Daha fazla üzme bizi. Çok iyi bir hayat yaşadım. Yalnız içimde bir ukde kaldı. Ölmeden önce seni gelinlik içinde bir görebileydim. Baba lütfen böyle konuşma. Daha önde uzun bir hayat var. Mürüvvetimi de göreceksin. Torunlarını da seveceksin. Kızım, bir arkadaşım var dedin. Şarkıcı mıymış neymiş? Getirip tanıştıracağım dedin. Ne oldu? Niye tanıştırmıyorsun? Getirecektim de şu an İngiltere'de babacığım okulu var. Müzik eğitimi alıyor, gelemez. Müzik eğitimi? Geçmiş olsun Çayımız Bey. Korkulacak bir şey yok. İlaçları değiştiriyorum. Yeni ilaçlar yazdım, onları kullanacaksınız. Ben doktor beyi uğurlayayım. Tamam kızım, tamam. Tekrar geçmiş olsun. Evet. Babamın durumu nasıl doktor bey? Maalesef Hazal Hanım. Vermiş olduğumuz ilaçlar hiç etkili olmamış. Hastalıkta tahmin ettiğimizden daha fazla ilerlemiş. İlaçları değiştireceğim dediniz. Belki yeni ilaçlar işe yarar. Umarım işe yarar. Ama size boş yere umut vermek istemem. Babanızın durumu hiç iyi değil. Vücudu da tamamen iflas etmiş durumda. Yani ölecek mi? Yani şimdi yapılabilecek hiçbir şey yok mu? Size tavsiyem onu son günlerinde mutlu etmeniz. Ben de onu mutlu etmek istiyorum. Mürüvvetimi görsün istiyorum ama tanıştıracağımı söylediğim o çocuktan ayrıldım. Dediğim gibi babanızı son günlerinde mutlu edin. Onu üzmeyin. Tekrar geçmiş olsun. Hoş geldiniz Mr. Jack David. Welcome. Aa, adam beni Jack David sandı. Yes, yes. I am Jack. Jack, film çek çek. Good, good, very good. Nerede bizim film ekip? Oradalar Mr. Jack. Thank you, thank you. Oh, Mr. Jack, where are you? Biz de sizi bekliyor. İşte geldim, buradayım. Ben bu işte ustayım. Az önce director seni sordu. Where is he dedi. Güzelim sen ne tatlı, ne sweet bir insansın. Jack seni öpecek. Mr. Jack, come here please. Ah, thank you. Hello. This is very good. Herkese selam. Hello. Fakat sen... Jack? Hello, my friend. Welcome. Sen aynı ben. Wait, wait, wait. Sen beni Jack deyip kandırmak? Sen beni öpmek? You liar. Yalancısın. One minute abiler, one minute. Ben gazetede ilanınızı görmek. Newspaper. Dublörüm ben. Atlamak, zıplamak, kralın yaparım. Welcome, my friend. Dublör. Okay. Welcome abicim. Siz beni işe almak? Yardımcım Billy seni Jack'ten ayırt edemedi. O kadar benziyorsunuz ki. Wow. Yeah, sen işe başlamak, anlaşma imzalamak $1000 alacaksın. Wow. Süper. Cool. Anlaşma imzalayalım. Hemen çekim yapacağız. Sözleşme lütfen. Canım yönetmenim, bir tane yönetmenim. Ver bir makas. Okumak önce. James Bond 007 Long Feature Film Cinema. Madde 1. Taksi.
kız? Dansöz mi Nur? Ne işin var kız sen burada? Fırıldak, İstanbul'da o kadar taksici varken çıka çıka karşıma sen mi çıktın be anam? Ne yapalım be kısmet yavrum, gel götüreyim seni. Böyle. Vay. Bak yerim ben seni. Şu vitesi bire takalım. Şu bacaklara bir bakalım. Kız senin ne güzel bacakların varmış. Hemen sırnaşma be. Gene gibi yapıştın ha. Ne olmuş kız? Bir kere elledik. Ne var yani? Hadi bana bak. Nereye götüreyim seni? Şeye mi? Eski çalıştığım pavyona mı götüreyim? Yok kız. Ayrıldım oradan ben. Neden kız? Kansız olacak patron paramı vermedi. Sen beni meyhaneye götür. Emleneceğim ben de. Efkar dağıtacağım Besin Hanım. Efkar dağıtacağım. Tamam o zaman bana bak şöyle yapalım. Benim bir arkadaşım var Emre. Onun evi boş. Oraya gidelim. Orada beraber efkar dağıtalım. Ne dersin kız? Ben sadece göbek atarım. Tamam. Ne vareleri sen alırsın. Tamam. Benden zırnık çıkmaz ona göre. Okey okey. O zaman ben ne vareyi alayım. Gidelim Emre'nin evinde sabaha kadar efkar dağıtalım. Tamam mı? Yerim senin bacaklarını. Gök beşinci sahneye çekiyoruz. Scene 45, take 1, 3, 2, 1. Action! Okay. Now it's a very difficult job. All the files of China Secret Service are here. What's keeping there? Hey man, relax. It's me. Who are you? Now you will learn who I am. Ah! Stop! Perfect! Okay, now dövme sahneleri olacak. Dublör görecek. Güven, sıra sende. Zaten vurdulu kırdılı sahneler benden sorulur. Yönetmenim, şimdi ben bu iriyi mi döveceğim? No, hayır. Ya? O seni dövecek. Was? O mu beni dövecek? Get ready. Scene 45, take 2, 3, 2, 1. Action! Çıkışa. Hayrola Sinan abi? Hayırdır Emre'cim, hayırdır. Bu hanımefendi benim arkadaşım. Aslında bana gidecektik ama bizim ev biraz dağınık. O yüzden sana misafirliğe geldik. Tanıştırayım. Bin Nur Emre, Emre Bin Nur. Hadi hadi, geçelim içeri, geçelim. Hadi geçelim, geçelim. Arkadaşın da çok yakışıklıymış be Sinan'ım. Merhaba yakışıklım, ne haber? Kız, gel buraya bak. Ne fingir diyorsun orada? Evet, bizim şey çok yakışıklıdır yeni çocuk ama o evlidir. O hiçbir şey yapamaz. Başı bağlı yani onun. Emre'cim, hadi güzel kardeşim sen otur. Yarınki sınavlarını hazırlan. Biz de Binnur ablanla birazcık demlenelim. Birazcık efkar dağıtalım. Sinancığım ben o zaman pi sofrasını hazırlayayım. Gerek yok. Pi sofrasını ben hazırlarım. Sen üzerine değiştir. Hemen gel başla göbek atmaya. Hem içelim hem eğlenelim. He? Tamam anam. Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Hadi bakalım. Oh, oh, oh. Ah! Yavaş arkadaşım ya. Elin amma dağırmış ya. Her tarafım ağrıyor zaten. Dayak yemekten mahvoldum ya. Ah vallahi midem bulanıyor dayak yemekten artık ya.
Oy 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 oy. Allah'ım, annem rüyada mıyım acaba? Bu kız kim ya? Şunu arkadaşım bana bir tane tokat atar mısın? Ah! Yavaş vursana kardeşim ya. Elin amma darmış ha. Vallahi rüyada değilim. Annem, ben bununla şimdi aynı filmde mi oynayacağım? Wow. Yönetmen yardımcım, I can't believe you. Acaba ben bu güzel hanımefendiyle aynı sahnede mi oynayacağım? Oh, yes, yes. Gwen, senin de rolün var. Hemen hazır ol. Get ready, okay? Get ready. Okay, okay, okay. Okay, Katya, let's go. Yaşasın, sonunda beklediğim an geldi. Hadi gel, Katya. Gel, gel, otur. Now what? Gwen, what are you doing? Sen ne yapıyorsun? Ne bu? Ne yapıyorum ya, yardımcı yönetmenim. Ben 30 yıldır bu role hazırlanıyorum. Hayatımın en güzel sahnesini oynayacağım. Yuhuu! Of ya, ne güzel kız ya. Katya, hadi hemen gel başlayalım. He? Bana inanılmaz bir enerji geldi. Enerjiyle doldum. Hadi gel hemen başlayalım. Allah'ım, bitmez bu sahne, bitmez. Hadi gel. Güven! Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum ya, yönetmenim ya. Ben de iş ahlakı var bir kere. Ben herkesten önce sete gelirim, herkesten sonra setten çıkarım. Katya, hadi gel, hemen oynayalım. Bak, insanlar bizi bekliyor, bekletmeyelim. Gel de sana oyunculuğu göstereyim, Katya'm. Are you idiot? Ne idiot? Sen ne yapıyorsun? Çık şu yataktan. Ya ben niye çıkıyorum yataktan? Ben Katya'yla oynamayacağım mı ya? Are you crazy? Kafa mı yedin? Bu sahneyi Jack oynayacak. Yok ya. Allah Allah! Daya ben yiyeyim, kızları Jack yesin. Ankara keşan, oldu paşam. Ben çıkmıyorum yataktan. Hadi çık! Çık buradan! Çık! Okay, my director. I'm ready. Ben hazırım. Okay, Jack. Get ready. Scene 46. Take one, two, three, two, one. Action! My darling, I love you so much. I love you too, Jack. But our love is forbidden. My husband will kill me if he catches us. Don't be afraid, my love, of anything. With you, I'm not afraid of anything. Kızın kocası geldi. Oh my god! Katya! Who's he? I can't explain everything. My husband. Jack'in şimdi ağzını burnunu kıracak dört göz. Ya biraz da Jack dayak yesin bakalım. Stop, stop! Güven! Oraya geç. Ne? Ben mi? Evet, sıra sende olmak. Niye ya? Niye sıra bende ya? Şimdi sen Jack yerine dayak yemek. Olur mu ya? Ben niye dayak yiyorum? Biraz da Jack dayak yesin. Ben istifa ediyorum ya. Oynamıyorum ha arkadaşım ben bundan sonra. Allah Allah, dayak yemekten imanım gevredi ya. Ama sen anlaşma imzalamak. Kapı gibi sözleşme var. Ve tazminat, tazminat very big. Ya yönetmenim bak, dayak yemekten her tarafım ağrıyor ya. Biraz izin ver de makine soğusun ya. Ben alamamak. Hadi sen başlamak. Go, go. Of ya. Game 46, take 2, 3, 2, 1. Action! Buyurun. İyi günler beyefendi. Biz Yeni Mahalle Güzelleştirme Derneği'nden geliyoruz da. Öyle mi? Bizim mahallenin güzelleştirme derneği de mi varmış? Ne hoş. Ama sizin pek çalıştığınız yok galiba. Mahallenin pek güzelleştiği yok da. Şaka şaka. Kim de bunlar be? Arkadaşlar Mahalleyi Güzelleştirme Derneği'nden geliyorlarmış baba. Efendim, mahallemizin daha çok kaynaşması, dostluk ve komşuluk ilişkilerinin artması için yarın derneğimiz bir piknik düzenledi. Aa, öyle mi? Efendim, mahallede herkese haber verdik. Katılım çok yüksek olacak. Sizin de katılmanızı isteriz tabii ki. Ne kadar güzel, ne kadar güzel ama biz gelemeyiz. Biz taksi şoförüz, devamlı çalışırız, meşguluz. Haydi bakalım, güle güle. Uğurlar olsun. Ay ya, baba ne oluyor? Neden hemen güle güle diyorsun adamlara? Çünkü
gidemeyiz, olmaz. Ay Osman'ım, biz ne zamandır böyle bir şey beklerdik? Evde oturmaktan çok sıkıldık, ne olur gidelim. Olmaz. Evet babacığım ya, hiçbir yere gittiğimiz yok ya. Olmaz dedik. Ya baba sen olmazdan başka hiçbir şey bilmez misin? Biz çok sıkılıyoruz ya. Sıkacağın iyidir, çabuk çıkmaz. Ay sana kalsa zaten bütün gün evde hiçbir şey yapmadan patates gibi oturup böyle çekirdek çitleyelim değil mi Osman? Çekirdek çitlamak çok iyidir. Çekirdek çitlamak çene kaslarını büle, kaslandırır. Yarınki piknikte bir sürü etkinlikler var. Müzisyenler var, yarışmalar var. Ay ne kadar güzel, ne kadar güzel. Osman ne olur gidelim. Babacığım ya, ne olur bir gün çalışmasak batar mıyız baba ya? Batarız, olmaz. Baba ne olur gidelim ya. Olmaz dedik. Ne olur baba, ne olur. Yakar top oynarız, ip atlarız. Ne olur baba, ne olur. Demek benim küçük civcivlerim piknike gitmek ister, öyle mi? Peki ücret kaç paradır? Siz hiç merak etmeyin, her şey ücretsiz. Hem de her şey ücretsizmiş. İyi o zaman, bir şartla gidelim. Ben için piknikte güleş yapacağım. Ayıp ediyorsun Osman babacığım. Sana kendi ellerimle birini bulacağım. Tamam o zaman gidelim. Yaz. Kırkpınar yağlı pehlivanı, dünya şampiyonu, Avrupalı Osman Şentürk ve kıymetli ailesi. Yaşa be Osman babacığım, büyüksün be. Çok teşekkür ederiz babacığım. Ay Dilek kızcan, hadi biz de gidelim de yarın için hazırlanalım. Hadi sen iyi günler. İyi günler. Hadi günler. Günler. Al, sen her ihtimale karşı telefon numaranı yaz da bizim ayrıya ver. Biz taksiciyiz, belki gelemeyiz, veremeyiz, haber veririz. Buyurun. Hadi yallah. İyi günler. Oğlum sen mal mısın, angut musun yoksa tipin mi öyle gösteriyor? Ne oldu abi ya? Bir de ne oldu diye soruyorsun. Niye verdin adama telefonu? Yakalatacak mı bizi? Abi korkma. Telefon benim üzerime kayıtlı değil. Başkasının üzerine kayıtlı. Merak etme sen. He iyi o zaman. Planda tıkır tıkır işliyor. Bunlar da kabul etti. Yarın büyük vurgun kaldıracağız abi. Ama sen de iyi akıl ettin şu piknik işini ha. Helal olsun sana ya. Hadi gidelim hadi. Yeni çocuk. Oğlum yesene bir dikkat et, bir şey iç, bir keyfini çıkar lan, bir eğlen be. Sağ ol abi, ben almayayım, yarın sınavım var. Hayda. Ya Binnur, senin böyle güzel kız arkadaşların yok mu? Çağır gelsinler de eğlendirsinler şu oğlanı ya. Ben bu yakışıklının bir fotoğrafını çekip pavyona yollasam, pavyonun bütün karıları buraya dolar. Doldurayım mı anam? Doldur anam. Aman aman doldurmayın. Benim o taraklarda bir izin yok. Ben Sinan abi gibi değilim. Lan hayret bir adamsın. İşin gücün ders çalışmak. Başka bir şey bilmiyorsun. Lan ne biçim genç adamsın? Biraz eğlen. Hayatın tadını çıkart ya. Yapıştır aslanım, yapıştır. Lan Binnur yapıştıracağım da. Ben bütün parayı nevareye verdiğim için anca bu kaldı. Gel bunu takayım. Ben kumbara mıyım be? Deli. Allah Allah. Allah Allah. Ya anahtar dönmüyor. Ya kızım kilit bozulmuş. Ne yapacağız anne? Çağır Sinan'ı gelsin yapsın. Mantıklı. Sinan abi telefonu çalıyor. Telefonu çalıyor. Abi Gülübük ayol. Sus sessiz ol. Gülübük kim ayol? Sessiz olun. Gülübük benim gelenim dur. Efendim Gülübük. Sinancığım neredesin? İşteyim, buradayım, işte buradayım. Ya bırak zevzekliği Sinan ya, sana ihtiyacım var. Çabuk kuaföre gel. İki saat sonra gelsem olmaz mı Gülübük? Hayır canım, hem ben dedim sana. Bekliyorum, buraya geliyorsun. Tamam canım, ne bağırıyorsun? Geliyoruz işte. Ne diyor? Tabii ki geliyor. Binnurcuğum, hayatım benim çok önemli bir işim çıktı. Ben hemen bir gideyim, geleyim. Tamam, hadi. Sinan abi dur. Nereye? Sinan abi, kadın niye burada kalıyor? Onu da götürsene. Oğlum ben hemen gidip geleceğim. Korkma, kadın seni yemez lan. Ayranlar geliyor. Geldi. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun. Afiyet olsun. Ustam bakar mısın? Geliyorum.
Abim bize bol acılısından iki tane Adana salla ya. Hemen geliyor. Sıtkı usta. İki tane bol acılı Adana. Gelen usta. Buyurun bacım, hoş geldiniz. Ben Seyit Usta. Buranın sahibiyim. Urfa dürümüm var. Ha, bir tane Urfa dürüm yapayım. Yanına da bir çiğ köfte ikram ederim. Tabii olur. Olursa hemen getiriyorum. Urfa dürüm. Bir de böyle güzel çiğ köfte. İyi akşamlar güzelim. Beraber takılalım mı? Beyler lütfen rahat bırakır mısınız beni? Zaten sinirlerim bozuk. Ben senin sinirlerini ayıklarım güzelim. Gelsen benimle. Şöyle can canlı bir yere gidelim. Bırak be. Aman naz yaptın ya, gelsene. Lan! La oğlum ne oluyor lan? La oğlum siz bacımın sahipsiz mi sandınız lan? Sana ne Kro? Ulan Kro senin babadır tipik. Gel buraya. Lan! Hop zıp geçti. Al bakalım. Ulan oğlum kavga etmeyi bilmiyorsanız öğrenin de gelin. Hayvan herifler tipikler. Bunlar böyle. Kuyruklarını kıstırıp kaçarlar ondan sonra. Çok teşekkür ederim Seyit Bey. Bu devirde sizin gibi insanlar kaldı mı? Ya ne demek bacım, Allah'ını seversen ya. Ya asıl ben en başından avuç çakallara müdahale edemediğim için sizden özür diliyorum. Ne iyi adamsınız. Size bir iş teklif etsem kabul eder misiniz? Ya bacım benim iki tane işim var zaten. Gündüz taksi, akşamda dürüm. Vallahi yetişemiyorum. Bana sizin gibi dürüst güvenilir bir insan lazım Seyit Bey. Günlük kazancınız nedir? Vallahi günlük kazancım 100 bilemedin 150 lira ama yeti. Ben size günlük kazancınızın 10 katını öneriyorum. Sağ mı değilsin bacım? Buyur buyur. Ne iş yapacağım ben? Zavallı babacım ölüm döşeğinde. Mürvetimi görmeden ölürse gözünün açık gideceğini söyleyip duruyor. Vah vah. Allah şifasını versin bacım ya. Babama nişanlım diye tanıştıracağım seni. Ne? Olmaz. Bacım kusura bakma, ben evliyim, ne nişanlısı ya. Hem ben karımı çok seviyorum. Yani kazandığım paranın 10 katını değil 1000 katını versen ben Zeynep'i bırakmam. Olmaz, öyle şey olmaz. Gerçekten nişanlanmayacağız Seyit, numaradan. Babam son günlerini yaşıyor zaten, senin nişanlım sanıp mutlu olsun. Ya bacım kusura bakma, sen kendine başka adam bul. Bana senin gibi güvenebileceğim dürüst bir insan lazım Seyit. Başkasına güvenemem. Babam son günlerinde mutlu olsun istiyorum. Ne olur kırma beni. Ya tamam tamam, üzülme sen ya, tamam. Tamam hallederiz, tamam hadi. Hadi otur, ben size dürümünü getireyim. Allah Allah. Sinan. Gülübük. Ne var Gülübük, ne oldu, hayırdır, ne var? İyi ki gelebildin damat. Ağaç olduk, meyveye durduk. Allah Allah. Nedir durum? Nedir? Ne oldu Gülbik? Ya Sinancığım, sabahtan beri biz bunu böyle kitlemeye çalışıyoruz. Bir türlü kilitlenmiyor bu kapı. Ya önemli değildir Gülbik. Mutlaka meme yapmıştır. Ben şimdi o memeyi şey yaparım. Alırım. Yarın da Allah'tan tornavida getirdim. Tornavidayla şey yaparım onu. Ben bunun memesini bir memeyim yani. Bak kilitlendi, gördün mü? Ay! Al bakayım anahtarı. Sağ ol. Tamam, artık ben müşterime gidebilirim. Ne müşterisi damat? Bizi eve götürüyorsun. Hadi bakayım eve. Kaygana, ben muvaffakiyetle görevimi yerine getirdim. Şimdi o cillop gibi güzel müşterime gideceğim. Bir dakika. Güzel cillop gibi müşteri ne demek? Nasıl konuşuyorsun sen Sinan ya? Gülbük yanlış anladı. Şimdi cillop gibi müşteri var. Uzak mesafeye gidecek, çok para verecek. Ben o yüzden cillop diyorum yani. Ya aşkım, her şey para mı? Yarın başka bir müşteri bulursun. Olur biter. Hem erkek dediğin ailesine zaman ayırır. Öyle mi? Gitti güzelim müşteri. O zaman ben tornavidamı cebime sokayım bari. Hadi yürüyün gidelim. Hay Allah. Buse, ben sana düğün iptal oldu diyorum. Sen hala ne takı takıldı diyorsun. Ha, bilmiyorum. Aysa yüzüğü atmış işte. Ya bir bilsem. Ya bir altlar olmuş tabii de. Ya öğrenemedim ben. Gerisini geri eve döndüm. Ya çok kötü ya. Ya tam düğün günü. Allah düşmanımın başına vermesin yani. Yakışıklı, bırak şu dersi de gel karşılıklı kurtlarımızı dökelim be anam. Hanımefendi lütfen yapmayın ya. Yarın çok önemli bir sınavım var. Sinan abi gelsin, karşılıklı kurtlarınızı dökersiniz. Hem ben gidip durağa ders çalışacağım zaten. Boş ver Sinan'ı sen be anam, o artık gelmez. Gel sen Dünür ablanın koynuna gel. Sinan abi geldi.
Lanet. Nerede kaldın ya? İpek? Ne işin var senin burada? Ay sorma hayatım ya. Düğün iptal oldu. Niye? Ay uzun hikaye. Sonra anlatırım. Hayrola? Müzik ne? Ha müzik mi? Müzikle daha iyi çalıştığımı fark ettim. Konsantrasyonumu arttırıyor. Hiç çıkarma ayakkabılarını, dışarıda giy. Hem düğünün neden iptal olduğunu da orada anlatırsın. Ay yok, ben çok yorgunum. Zaten direksiyon sallamaktan haşet oldum. Başka akşam çıkalım. İtiraz istemiyorum. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Hayatım, yorgunluktan bayılacağım diyorum. Zorla mı götüreceksin? Evet, gerekirse zorla götüreceğim. Gel. Kimmiş gelen yakışıklım? İnanmıyorum ya. Bu ne hal? İpek, açıklayabilirim. Bir dinler misin? Ay yakışıklımın karısı da geldi şimdi. Kızılca kıyamet kopar burada be. Sus kadın. Hem ben arkamı döner dönmez kocama tebelleş oluyorsun. Hem de gülüyor musun? Seni öldürürüm. Defol git buradan. Ay! Ya sen nasıl bir adamsın ya? İki saat ortadan kayboldum, eve kadın atıyorsun. İnanamıyorum sana. İpek, bu kadının benimle bir alakası yok. Sinan abinin arkadaşı. Sinan abi getirdi. Öyle mi? Nerede peki o Sinan abi? Buradaydı. Bir işi çıktı, gitti, gelecek. Ya. Ya? Ya Emre, sen beni salak mı zannediyorsun ha? Ya hem eve kadın atıyorsun, hem gözümün içine baka baka aptalca yalanlar söylüyorsun. Seni görmek istemiyorum. Git buradan. İpek, sana yemin ederim Sinan abinin arkadaşı. Emre, seni görmek istemiyorum. Defol, geç şuradan, git. Karısı yalan kahretsin. Babacığım, nasılsın? İyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Benim durumumdaki bir insan ne kadar iyi olursa artık. Seninle tanıştırmak istediğim biri var babacığım. Hayrola? Seyit, gelir misin? İyi akşamlar, öpeyim. Kim bu delikanlı? Babacığım, size bahsettiğim arkadaşım Seyit. Hani arkadaşın İngiltere'de, Oxford'da okuyor dediğin? Sizin hasta olduğunuzu öğrenince hem geçmiş olsun hem de tanışmaya gelmiş babacığım. Geçin, geçin, geçin şöyle. Vallahi Allah sizi inandırsın. Hasta olduğunuzu duydum, uçak biletimi aldım, uçtum geldim. Geçmiş olsun ağam. Ağam mı? Sen İngiltere'de okumuyor muydun oğlum? Bizim Harran'ın köyünden gelmiş gibi konuşuyorsun. Evet, ben İngiltere'den geldim ama ben köklerime bağlı kaldım. Yani yapıştım kaldım yani öyle, kopmadım. Özümden ayrılmadım. Memleketim Harran'dır. Ya babacığım, İngiltere seyidi hiç değiştirmedi. Eskiden nasılsa hala öyle. Ne demişler? Avrupa'nın ilmini alacaksın. Yani ben ne yaptım? Avrupa'nın ilmini aldım. Maşallah bana. Ne okuyorsun peki? Ben Türkçe okuyayım. Uzun hava okuyayım, kırık hava okuyayım. Bozlak okuyayım, koyrat okuyayım, gazel okuyayım. Ara sıra isteğe bağlı arabesk de okuyayım ama genelde Türkçe okuyayım. Oğlum ne diyorsun sen? Babacığım, Seyit çok şakacıdır. Hep böyle şakalarla tipeler yapar, pozitif enerji saçar etrafına. Ha canım, böyle hep böyle pozitif, böyle gülelim, eğlenelim, neşelenelim, coşalım, hep böyle kahkahalar atalım. Allah! Seyit Oxford Üniversitesi'nde The Institute of Contemporary Music Performance okuyor babacığım. Evet, ben Oxford'da. The Institute of Contemporary Music Performance. Mans. Evet, o Hazal'ın dediğinin aynısını okuyorum ama Allah sizi inandırsın. Yemin ediyorum, okulun ilk senesi okulun adını öğrenmekle geçti ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ben bu Zeyd'i çok sevdim ya. Çok eğlenceli bir çocuk. İyi ki geldin Zeyd. Moralimi düzelttin. Senin şu öğrendiğin müzikten bir şeyler söylesene. Öğrendiğim müzikten bir şeyler söyleyeyim. Opera eğitimi alıyor Seyit. Bize bir opera söyler misin? Hani şu Pavarotti'nin söylediği şarkıyı çok severdin. O solamıyor. Onu söyle. O solo bir defa zartara zartara zuzu Bu ne oğlum?
Ben de bilmiyorum. Madem haranlısan, madem özümden ayrılmam diysen, bu ecnebi müziği niye söylüyorsun? Bizim oralardan bir şeyler söylesene. Baba Seyit'in sesi kısık şu an. Hem onun gırtlağı batı gırtlağı Doğu türkülerine uygun değil ki. Uygun canım, niye uygun olmasın? Ben bir tane patlatırım şimdi. Ayrıca ben her daim hazırlıklıyım. Yani mendilimi falan her şeyimi yanımda bulundururum. Çünkü hani ne olur ne olmaz bir ekstra çıkar bir şey olur. Anında yapıştırırım patlatırım diye hazırlıklıyım yani. Söyleyeyim. Karacığım kapmesi, la 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 canım. Gönlüm sevmez herkesi, Esmer sen güzelsin. Olursa o kız olsun, la 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 canım. Esmerler kovardası, Esmer sen güzelsin. Çok teşekkür ederim Seyit. Ne güzel sesin varmış, hiç bahsetmemişti. Ya bacım hiç fırsat olmadı ki. Ayıptır söylemesi, biraz türkü söylerim de. Senin de on parmağında on marifet varmış maşallah. Taksicilik var, kebapçılık var, türkücülük var. Daha neler çıkacak bakalım. Vallahi başka bir halt bildiğim yoktur. Ha bir de çiğ köfte yaparım, çok iyi yaparım. Ha, parmaklarınızı yersiniz. Bir gün yaparım size. Sağ ol Seyit. Uzun zamandır babamı ilk defa bu kadar mutlu gördüm. Hepsi senin sayende. Estağfurullah canım. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Konuştuğumuz gibi. Bugünlük 1000 lira. Bacım bu fazla değil mi ya? Babamı mutlu ettin Seyit. Benim için dünyada bundan daha önemli hiçbir şey yok. Al o parayı son kuruşuna kadar hak ettin. İyi pek sağ ol bacım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın baba. Ne o bu vakkas böyle bu saatlere kadar uyuyor mu burada ya? Ha, Emre de mi burada yatıyor? Hayırdır? Vallahi ne oldu bilmiyoruz Nuri baba. İpek Emre'yi evden attı galiba. İpek de burada değil ki bir sorup öğrensek meraktan çatlayacağız ya. İpek dün İzmit'e düğüne gittiydi ama. Birazdan öğreniriz. Uyandırın bakalım. Tamam. Ulan kalk hamsi kalk. Uyan da palaya gidelim kalk. Doktor hadi bir kalk artık ya. Ana Nuri baba gelmiş. Hoş geldin baba. Oğlum gel bakalım şöyle. Otur bakalım şöyle. Hayırdır ne oluyor? Hiç sormayın baba. Sinan abi yaktı beni. Ne oldu ne yaptı? İpek evde yok diye dansöz kız attı eve. Hayda deme ya. Sonra da çıktı gitti. Kız da benimle kaldı. İpek de görünce çapkınlık yapıyorum zannedip beni evden attı. Tebrik ederim Emre Bey. Gerçekten çok güzel, çok başarılı bir gösteriydi. Çok inandırıcı oynadın rolünü. Bence bu yıl Oscar'a aday gösterilebilirsin yani. Yahu ne oluyor İpek? Ne oluyor? Şu oluyor ki Nuri baba, Emre yalan söylüyor. Dün gece ona bir dansöze bastım. Evladım açık açık söylüyor. Hem senin geldiğini görmeden söyledi çocuk. O Sinan'ın arkadaşıymış. Ya yalan söylüyor Nuri baba. Yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Bek Sinan abinin arkadaşıydı o. Bu meselenin Sinan abiyle alakası falan yok. Ben bastım diye hemen suçu Sinan abiye atıyorsun. Yürü gidiyoruz. Ya nereye ya? Sinan abiyle yüzleştireceğim seni. Yürü. Ya. Kahvaltıyı bir an önce bitirip sete gitmem lazım annem. Çünkü 007 James Bond'tan sonraki en önemli insan sette 008 Gwen Bond. Get Allah'ın yalancısı. 008 Bond. Ulan sen oraya figüran olarak gittin. Ha babam seni dövüyorlar bir de ben diyor artistim diyor. Lan ne uğraşıyorsun benim oğluşumla? Ya bak elini kırarım senin vallahi. Ne yapıyorsun kaygana kendine gel ya. Gel gel. Hoş geldiniz. İşte Sinan abiniz. Sor da her şeyi anlat. Hoş geldiniz. Nedir durum? Ne oldu? Nedir? Hayırdır? Ne oluyor İpekciğim? Abi dün akşam bizim evdeki kızın senin dansöz arkadaşın olduğuna inanmıyor. İnanmıyorum tabii. Abi dansöz kız mı? Dansöz kız. Şimdi o evdeki dansöz kız benim arkadaşım demeyi çok isterdim ama maalesef benim arkadaşım değil yani. Ne? Al işte Sinan abi de kabul etmiyor. Sinan abi ne diyorsun sen ya? Gerçeği söylesene. Kız benim arkadaşım desene. Ulan bana bak. Hem çapkınlık yapıyorsun hem suçu bana mı atıyorsun? Gül gibi karın varken eve dansöz mü getiriyorsun? Terbiyesiz adam. Ya ne biçim adamsın sen?
Ya hem eve kadın atıyorsun sonra da iftira atıyorsun ya. Ulan ne biçim konuşuyorsun? Benim gülü gibi karım var. Ben niye eve dansuz mansuz atayım? Sen çapkınlıkta yakalanıyorsun. Beceriksiz herif. Abi ne karaktersizsin sen ya? Senin yüzünden yuvam yıkılacak. Ulan senin yuvan yıkılması diye benim yuvam mı yıkılsın? Boş ver kardeşim. Hadi sen benimle gel. Ya bırak abi yalan söylüyor ya. Tamam boş ver gel. Beceriksiz. Ya. Hem çapkınlık yapamıyoruz. Ya gülmük şuna bak ya. Hem çapkınlık yapamıyor hem de suçu benim üzerime atıyor. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım ya? Biz buna yeni çocuk dedik. Bu terbiyesiz çocuk çıktı ya. Baba bugün seni çok iyi gördüm. Seni Seyit'i tanıdıktan sonra moralim yerine geldi. Maşallah on numara delikanlı. Ya daha önce niye tanıştırmadı kızım ya? Kısmet bugünlereymiş demek ki babacığım. Tarih aldınız mı? Ne tarihi? Ne demek ne tarihi? Nikah tarihi elbette. Evlenmeyecek misin? Evleneceğiz evlenmesine de daha erken babacığım Seyit bir okulunu bitirsin. Kızım evlenmek okula mani mi ya? Evlenin, o okul sporduna gitsin yine. Ben de mürüvvetinizi göreyim. Babacığım müstakbel damadını tanıdın işte. Okulu bitsin, evleneceğiz inşallah. Acele etmeyelim. Sizin işinize de akıl ermiyor. Fincanınızı alayım babacığım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım, sağ ol. Hasan, kızım! Hanife, Cemal! Buyur, buyur ha. Ya koş koş, sen de git doktoru çağır. Gelsin baksın nesi var. Hasan Hanım'ım. Hasan, kızım. Osman Baba. Ne? Söylesene. Ne? Pikniği. Nuri kardeşlik, biz senden aile beraber izin istemeye geldik ya. Hayırdır, ne izni bu? Ya bizim mahallenin güzelleştirme derneği bir piknik tertiplemiş. Bize de davetiye getirdiler. Çoluk çocuk ille de gidelim diye tutturunca ben de dayanamadım. Tamam dedim yani senden izin istemeye geldim onun için. Nuri babacığım ben önümüzdeki hafta akşamlarında çalışır aradaki farkı kapatırım söz. Tamam canım tamam Hayriciğim yani buluruz bir formülünü bakalım. Ne oldu be? Karadeniz'de gebelerim mi battı be çocuğum? Sorma Osman Aga ya. Merve iki gündür yok. Yani annesine gitti. Ne bileyim karımı özledim. Bir canım sıkıldı daraldım ya. Allah Allah. Sen de bizle gelsene pikniğe be ha. Gel sen de kafayı dağıtırsın. Gerçi senin kafan dağınık ama. Nuri kardeşlik izin verirsen gelsin mi bu da bizle de. Evet bu şartlar altında akası durağa batar. Herkes pikniğe çıkıyor. Taksiye kim çıkacak? Nuri babacığım sen bir düşün. Böyle kafası karışmış bir adam çalışırken ya kaza yaparsa... ...o zaman bu insana kaça patlar? Aman ağzından yer alsın. Tamam konuşma. İyi alın şunu gezdirin biraz. Biraz kafasını toplasın. Ne olan bu halin senin böyle perişan bu adam ben? Bravo Nuri babacığım büyüksün. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Ben de piknikte güleşecek rakip arardım. Sen benim tam rakibim olacak kalıptasın yani. Arif bana bak önümüzdeki hafta geceleri de çalışıp aradaki açığı kapatacaksın ha ona göre. Tabii ayıp ediyorsun Nuri babacığım çalışırım yani. Hadi biz gidelim artık. Hadi yürü bakalım. Hadi iyi piknikler. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz. İpek kızım hayırdır ne oldu? Ne olsun Sinan abi Emre'nin yalanını suratına çarptı. Vallahi yalan söylüyor İpek. Ben duyacağımı duydum. En kısa sürede sana boşanma davası açıyorum o kadar. Nesi var kızım doktor? Kötü bir şey mi? Korkacak bir şey yok Cemuz Bey. Haberler iyi. Dede oluyorsunuz. Ne diyorsun sen doktor? Kızınız hamile. Gözünüz aydın. Hasan. Derhal o Seyit'i çağır gelsin. Babam konuşacak de. Allah. Seydim. Ha. Madem o perdeyi taktı şimdi bu perdeyi tak bakalım. Ya Zeynep kurban olayım sen beni öldüreceksin mi ya? Allah Allah. Ya perde takmaktan kollarım koptu. Konuşma Seyit konuşma. Çabuk tak şunu hadi. Hadi hadi. Allah Allah. Allah Allah. İyiyim, iyiyim. Yıktım perdeyi, eledim bir an Seyit. Şuraya bak.
Ya Zeynom, cırcır edip durma, kurban olayım. İstediğin perde olsun ya, Allah Allah. Al. Git, istediğin kadar perde al. Her yeri perde yap, dolat böyle. Abo, burada ne kadar para var Seyit? Bin lira. Bin lira. E nereden getirdi bu parayı? Dürümbüsten, dürümbüsten böyle müşteri karınca gibi olunca para da öyle oluyor haliyle. Heh, iyi o zaman. Telefon çalayım. He? Telefon, telefon. Telefon. Nuri baba arıyor. Efendim Nuri baba. Nuri baba mı? Seyit benim, Hazal. Bileyim Nuri baba. Söyle Nuri baba, dinleyeyim. Emre Takan. Anladım, sen rahat konuşamıyorsun. Bugün bize gelebilir misin? Babam seni görmek istiyor, bir şey konuşacakmış. Ada pazarına iş mi çıktı? Hadi canım. Ya o benim bütün günümü de alır şimdi ağam he. Tamam Nuri baba, ben hemen geleyim. Nuri baba, ada pazarına müşteri çıkmış da ben gitmem lazım benim. Zeynep sen beni artık öyle yemene falan beklemeyiver he. Aman Seyit'im, dikkatli git gel, kurban oldum, tamam mı? Tamam Zeynep. Zaten Nuri baba her gün söylüyor bize. Dikkatli gidin, dikkatli kullanın. Kaza yapmayın aman diye. Trafik kurallarına uyun. Uymayanları uyarın. Hiç uymayanları da çok daha dikkatli böyle büyük büyük uyarın diye söylüyor. Şimdi ben götürmeyeyim, bunu alayım, vereyim. Zeynep görüşürüz. Kızım, çiğ köftem benim, haydi. Ağzıma vurdu terbiyesiz herif ya. Oh my god! Ne bağırıyorsun ya, ne oldu? Siz Jack David değil misiniz? Gazetede okumuştum. Film çekimi için buraya gelmiştiniz, İstanbul'a. Jack mi? Jack. Vay! Kız da taş gibiymiş ha. Jack'e benziyoruz diye bu kadar dayak yedim. Biraz da bu benzerliğin meyvesini yiyeyim. Yes, yes, I am Jack. Seni öpecek. sen kimsin? Who are you? Hello Jack, I'm Yasemin. Ah, Yasemin çok güzel isim. Turkish Rocky, Turkish Shish Kebab, Girls Wonderful. Gerçekten çok güzel. Ay, ünlü Hollywood yıldızı Jack David'le konuştuğuma inanamıyorum. Bir resim çekilebilir miyiz? Of course, tabii ki. Cheese. Yasemin, hep burada mı kalacağız? Let's go, gidelim, parti yapalım, gezelim, tozalım. Ay tanrım, inanamıyorum. James Bond filminin yıldızı Jack beni bir yerlere davet etti. Rüya gibi, biri beni çiftliklesin. Ay! Hadi let's go, gidelim my darling. Kızım, ben sana her zaman söylüyorum. Senin bu kocan adam olmaz diye. Çünkü donunun lastiği gevşek. Dün gece Emre'nin evine dansöz atmış. Aa, ay Sinan abime. Dünyada inanmam. Ben de gözümden görmeden inanmam. Ya yok öyle bir şey. İftira, saçmalamayın. Nasıl yok öyle bir şey? Emre söylemedi mi? Sinan abi benim eve dansöz attı demedi mi? Saf mısın, nesin ya? Asıl dansözü eve atan Emre, İpek onlara basınca suçu hop benim kocamın üzerine atmış. Ay bir dakika şimdi. Yani Emre İpek'i aldatmış mı? Hı hı. Hayatta inanmam işte. Vallahi ben de inanmam. Al benden de o kadar. Vallahi ister inanın, ister inanmayın. Dün gece İpek İzmit'ten eve döndüğü zaman Emre dansözle alem yapıyormuş. Olacak işte gel vallahi. Kızım, asıl Emre gibilerinden korkacaksın. Romantik aşık Romeo pozlarında takılıyor. İpek evden gidince de hop dansözlerle alem yapıyor. Ah benim şapşal kızım. Senin kocan seni gözünün önünde aldatıyor, sen hala uyu. Anneciğim, kusura bakma ama burada kocama çamur ve iftira atmanı dinleyemeyeceğim. O yüzden faturalarımı alacağım, durağa gideceğim, Sinan'a vereceğim ve ödemesi gerektiğini söyleyeceğim. Bay bay. Benim bu kızım hem şapşal hem terbiyesiz. Ayıp ayıp, çıkmamı bekle bari. Argeler Osman Aga, argeler. Sarıya'ya karyola da argeler. Arge, nici bile oturursun taş gibi? Buraya oturmaya mı gelir? Hadi kalk oyna. Ya Osman Aga, ben oynayamıyorum ya. Oynamaya başladım mı kaptırıyorum kendimi, saçma sapan bir şey oluyor.
Canım ben bilir miyim be? Hadi bir şeyler yap şöyle. Hadi kalk. Hadi kalk kalk. Argeler Osman Aga argeler. Sakıyor yakar yola da argeler. İster oraya. Osman, kazananlar bahşiş ister. Hani bu piknik parasızdı? Ayrı, ne deli deli oynarsın sen öyle be? Ayrı şunların işini gör, kulağımın zarı patladı. Ar gelir Osman Aga, ar gelir. Evde kimse olmadığına eminsin değil mi? Sadece bu evde değil, bütün mahallede kimse yok. Birazdan evleri tek tek indire kendi yapacağız, anlamıyor musun? Ne? Abi bütün evleri nasıl soyacağız? Acele et o zaman. Rahat ol. Çerizler şimdi piknikte eğleniyordur. Akşama kadar vaktimiz yok. Açtım. Ben 007 James Bond setinden Jack David. Oo, sizi tanımamak mümkün mü Mr. Jack David? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? My friend, ben arkadaşım Yasemin'e çok güzel, wonderful bir hediye almak istemek. Tabii Mr. Jack, ne demek? Bakın, bu tek taş yüzük yeni geldi. Gerçek pırlanta. Jack, beni şımartıyorsun ama. Şımartmak mı? Ne olacak ki? Bu daha hiçbir şey. Bunu alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mr. Jack, bu kolyede bu yıl en çok tutan modeli. Jack, çok güzel, çok beğendim. Okay darling, bunu da alıyorum. Çok teşekkür ediyorum, bir tanesin. Mister, siz bunların faturalarını bizim şirkete fatura etmek, bizim şirket bu faturaları ödemek, okey? Siz nasıl isterseniz Mr. Jack. Yalnız bir imza alabilir miyim sizden? Okey my friend, ben bayılırım imza atmak. Ver bakalım. Hop hop imza, hop imza. Çok teşekkür ediyorum aşkım, bir tanem. My love, sana daha büyük bir sürprizim var. Mwah! Mr. Jack, siz iki dakika istirahat buyurun. Ben de bu sırada ürünleri paketlettireyim. Okay, my friend. Oy, Nuri babacığım, benden duymuş olmayın ama... Çardak'ta İpek ablacığım... boşanma avukatını arayın. Ne diyorsun oğlum sen? Allah Allah, olur mu öyle şey ya? Sinan abi yüzünden yuvam yıkılacak ya. Vallahi elimden cinayet çıkacak ha. Oğlum, evladım, Emre sakin ol, otur. Yahu tamam, Sinan bir halt etmiş ama merak etme. Ben bu işi tatlıya bağlayacağım. İyi günler Raka Sedura ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Şimdi gösterin, ben sana tanıştırdım. Otur yahu Emre. Otur. Sinan, sen manyak mısın oğlum ya? Sen ne yaptığının farkında mısın? Ne alt etmişim, ne yapmışım ki baba? O eve attığın kadını İpek görmüş, sen bunların yuvasını mı dağıtmak niyetindesin? Bir de İpek'e dansöz benim arkadaşım değil diyor. Gül gibi karının üstüne gül mü kokladın diye fırça atıyor bana. Ulan yeni çocuk, sen tıp fakültesini kazanmışsın ama sende şu kadarcık, nohut kadar beyin yok. Ne yapsaydım Gülübün yanında, evet bu dansöz benim arkadaşım mı deseydim, yuvamı mı yıksaydım, tabii ki inkar edeceğim. Aa doktorum civanım, bak şimdi bir yerde Sinan abi de haklı ama. Tabii canım. Kabul etse kendi yuvası yıkılacak. Ya kendi yuvası yıkılmasın diye benim yuvam mı yıkılsın? Tamam evladım, tamam. Ben bu işi çözeceğim. Şimdi gideceğiz. Sinan Bey her şeyi itiraf edecek. Yürü kalk hadi. Aman Nuri Baba. Ya İpek Gülü Bey'e söylerse? Yürü. Yürü dedim. Gülü Bey'e söylerse benim ya. Tamam avukat bey. Ben sizi arayacağım. İyi günler. İpek'ciğim. Bizim Sinan'ın sana söylemek istediği bir şey var. Anlat bakalım Sinan Efendi. Yok Nuri Baba, ben Sinan abiden duyacağım, duydum zaten. Evladım tamam da, yani duyman gerekenler şimdi duyacakların. Konuş.
Abi söylemen gerekenleri söyler misin? Tamam, tamam anlatırım ama İpek bana söz versin Gülbe'ye hiçbir şey söylemeyecek. Yani eğer Gülbük duyarsa bu anlattıklarımı kesin benim yuvam yıkılır söz versin baba. Anlatma da benim yuvam yıkılsın öyle mi? Anlatsana abi. Tamam, İpek Gülbe'ye hiçbir şey söylemeyecek. Değil mi kızım? İyi peki tamam. Ne anlatacaksan anlat. Sen abi bekliyorum. Tamam anlatıyorum. Şimdi sizin evde gördüğün o dansöz var ya, o Emre'nin değil benim arkadaşım. Tamam Sinan abi anlatma. Tamam yeter bu kadar yeter. Anlatma abi anlatma. Abi, ya ne oluyor anlat diyorsunuz bir anlatma diyorsunuz. Anlatıyoruz işte. Ben madem bir hata yaptım bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdim onu düzeltiyorum. O dansöz Emre'nin değil benim arkadaşımdı. Sinan! Aa bu Gülbük. Hani o dansöz arkadaş Emre'nin arkadaşıydı senin arkadaşın değildi. Tamam ben de onu söylüyorum işte. Ya sen ne fena bir adamsın ya. Abu. Ya nedir benim senden çektiğim ya bıktım artık. Hi my darling. Atölyenizdeki en lüks odayı istiyorum ben. Tabii ki Mr. Jack David. Balay suite'imiz var. Orayı verebilirim. Geceliği 3750 dolar. Oo. Süper ucuz. Very cheap. Tamam tutuyoruz. Hay hay tabii ki. Yalnız ödemeyi nasıl yapacaktınız? Faturayı bizim James Bond film şirkete gönderin. Faturayı onlar ödeyecekler. Are you okay? Tabii ki. O zaman sizden ben bir imza rica etsem. İmza? Tamam canım olur imza. Aşkım. Bundan sonra burası bizim aşk yuvamız olacak. Bundan sonra seninle burada buluşacağız. Seninle her yere gelirim Jack. Amerika'ya da götüreceğim mi beni? Amerika'ya, Paris'e, Berlin'e her yere götüreceğim seni. Ver bir öpücük. Odaya kadar sabret çapkın şey. Vay benim ağam, vay benim paşam. Vallahi bugün seni ne kadar iyi gördüm bilemezsin. 41 kere maşallah. Ver bir elini öpeyim. Senden bunu hiç beklemezdim Seyit. Hayırdır ağam ne oldu? Ya bir de bilmemiş gibi numara yapıyorsun. Bak dua et sevdim seni. Yoksa şurada kurşuna dizdirirdim ha. Allah Allah. Bir hata mı ettik ağam bilmeden? Ya nikahsız çocuk yapılır mı Seyit? Olmaz. Yapılmaz tabii canım. Kim yapmış söyle bir hemen ben cezasını vereyim. Bunu sen yapmışsın. Wow! Ben mi? Kız hamile Seyit. Hamile mi? Nasıl yani? Duydun dediğimi Seyit. Derhal nikah kıyılacak. Ben öyle bir şey yapmadım ağam. Yapmam da. Yalan söyleme Seyit. Bir hata yapmışsın derhal nikah kıyılacak. Nikah olmaz. Vallahi olmaz. Billahi olmaz. Tillahi olmaz. Seyit bir halt etmişsin. O haltı temizleyeceksin o kadar. Ben konuşurum baba. Ya bacım sen benim başıma ne işler açtın ya? Kurban olayım ya. Babam hasta ölüm döşeğinde dedin. Geldim insanlığımı yapayım dedim. Hamile çıktı. Seyit yemin ederim ben de bilmiyordum hamile olduğumu. Hele bak tövbe tövbe ya. İnsan hamile olduğunu bilmez mi ya? Bak baban ne diyor evleneceksiniz diyor. Ara bebeğin babasını da çabuk gelsin. Söyledi mi Seyit biz ayrıldık İngiltere'de o. Ne olacak şimdi? Bilmem ki nikah yapsak. Nikah olmaz bacım delirdin mi sen ya? Hem ben evliyim çocuğum var. Ya yemin ediyorum siz iyice delirdiniz ya. Ben gidip babaya her şeyi anlatacağım. Seyit yapma kurban olayım. Son günleri üzme babama. Ya bacım ben babaya gerçekleri anlatmazsam esas benim son günlerim olur. Zeyno diyorsa beni öldürür öldürür. Aga aga. Öz geri bas densiz. Hiç ağanın huzurunda densizsiz girilir. Ya toprağım bir dur. Şehmuz Ağa'ya gerçekleri söylemem lazım. Çık dışarı çık. Şehmuz Ağam kurban olayım bir dinle. Bak çocuk benim değil. Hazar Siyah oyun ediyor ya. Bırak rahatsız. Şimdi de zoru görünce inkara mı kalkınacaksın? Bak alnının ortasına mermiyi veririm de. Çocuk babasız büyüsün istemeyeyim onu bil. Toprağım bir dur. Ağam. Vallahi bak yemin ediyorum. Vallah diyem, billah diyem, tillah diyem çocuk benim değil. Hazal'ın sevgilisi İngiltere'deymiş. Bir para verdi, gel dedi, sen dedi rol yap dedi. Sevgilinmiş gibi babama oyun et dedi. Ulan Seyit, ben de seni adam bilmiştim. Tek ayak üstünde 50 tane palavra sıkayım. Donsuz. Bu nikah kıyılacak işte o kadar. Ya ağam. Vallahi ben size yalan söylemeyeyim. Hem bu nikah kıyılamaz. Ben zaten evliyim arkadaş. Ellerinizden öper. Bir tane de kızım var. Ne diyorsun oğlum? Esak mı diyorsun? Ha esak diyeyim. Bak
Cüzdanda ne diyor? Medeni hali evlidir bak. Demek ona sebep kızımla evlenmek istemeyin. Kolay, imam nikahı kıyarız, sonra da sen karını tezeden boşarsın. Akam, ya ne demek boşanacaksın ya? Olur mu öyle şey? Ben karımı seviyorum, ben boşanmam. Ben senin kızına elimi sürmedim bir kere. Ben vallahi o sandığın adam değilim. Bak yüzüme bak, ben o adam değilim. Oyuna geldim ya. Cemal, bunun cep telefonunu, map telefonunu falan alır. Bir odaya kapatın, nikah saatine kadar odadan çıkmayacak. Al götür. Başüstüne al. Çık dışarı. Çık. Akam hata ediyorsunuz. Ben o adam değilim. Ben o adam değilim. Vallahi değilim ya. My director, alert off. Bir sürü fatura gelmiş. Hepsi de Jack David adına. Fatura? Oh, Jesus Jack! Bu faturalar ne olmak böyle? Sen ne harcamak bu kadar? Ne yapmak istemek? Bizim şirketi batırmak mı istemek? What? Ne fatura? Ne harcamak? Ben öyle bir şey yapmadım. Look, bak! Kuyumcuda yüzük kolye almak. Lüks otellerde kalmak. Şampanya içmek. Kadın obsesi almak. My friend! Ben setten dışarı çıkmamak. Bu imza kim attı? He Jack? No! Bu imza benim olmamak. Ben harcamamak. İmza atmamak dolandırıcılar. Oh my God! Kim bu dolandırıcı? Bitti anne. Bitti. O Sinan denilen herifi kapının önüne koyuyorum. Buraya kadar. Bugüne kadar koymadığın kabahat zaten. Güven arıyor. Efendim oğluşum. Annem! Akşam hazırlanın, sizi çok kaliteli bir yere yemeğe götüreceğim. Yemeğe götüreceksin. Senin paran mı var? Ya anne bırak şu sahtekarı ya. Allah Allah, bir Sinan da o. Hangi parayla götürecekmiş bizi? Parayı ödeyemeyince orada bulaşık mı yıkattıracakmış bize? Duy! Ablam oradan laf sokuyor değil mi? Ayıp ayıp. Götüreceğim lüks restorantı görünce ağzı beş karış açık kalacak ama. İstemiyorum ben senin lüks lokantanı falan, tamam mı? Ben gelmeyeceğim. Benim derdim kendime yeter. Sen git oraya. İstemiyorum. Ne derdi varmış acaba ablamın? Aman ne derdi olacak? Bu Sinan denen ahlaksız takmış yine boynuzları, kavga etmişler. Sen hiç merak etme annem, ben onları yemekte barıştırırım, süs. İstemez, boş ver. Böylesi daha iyi. Bir asalaktan kurtuluyorum, hadi. Akşam görüşürüz. Bak kızım Gülbe, sen bu akşam bu yemeğe geliyorsun. Böyle bir açılırsın, böyle bir ferahlarsın, tamam mı? Bakarız anne. Ay bana boynuzları taktı ya! Ay! Abi, şu LCD televizyon benim olsun mu? Hanım tutturdu LCD televizyon da LCD televizyon. Onu bana ver be abi be. Yok ya, senin karının canı canda, benim karının canı patlayacak mı? Allah Allah. Karpuza bak ha. Hayri, bizi buraya çağıran niye? Güzelleştirme Derneği başkanıyla yardımcısı neredeler acaba be? Bir telefon et de gelsinler. Bizim karpuzumuzu yesinler, kebabımızdan yesinler, sarı suyumuzdan içsinler. Hemen arıyorum babacığım. Abi, evin sahibi arıyor, ne yapacağız? Ne korkuyorsun oğlum, açsana. Abi ya, ben elime yüzüme bulaştırırım, al sen bak. Hay Allah, ver ya, ver. Alo, buyur abi. Alo, ya kardeşim siz neredesiniz ya? Hem piknik düzenliyorsunuz, hem yoksunuz ortalıkta. Sorma birader ya, tam yola çıkıyorduk ki kayınvalide vefat etti abi ya. Yapma ya, başınız sağ olsun. Yavaş yavaş. Efendim, anlamadım. Size söylemedim. Cenazeyi taşıyoruz da abi. Ha, ben sizi tutmayayım o zaman. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Sağ ol abi. Size iyi eğlenceler. Tamam kardeşim. Tekrar başın sağ olsun. Hayrola be? Ne oldu? Ya baba, pikniği düzenleyen adamın kayınvalidesi ölmüş. O yüzden gelememişler. Haklı. Vah vah! Osman, görür müsün? Biz burada eğlenirken o kızanlar orada üzülür. Ne yapalım Safiye? Hayat bu. Ya Osman Aga,
Güreş tutacağız dedin, getirdin beni buraya. Ne güreş yaptık ne bir şey ya. Ne oldu, tırstı mı benden yoksa? Niçin tırsacağım? Senden tırsan senin gibi olsun ya. Allah Allah, belki böyle kaslı kuvvetli bir delikanlı görünce karşında tırsmış olabilirsin yani. Korkmam senden be. Al bakalım şu kısmeti. Hemen şu ağaçların arkasında değiş gel, hadi bakalım. Vallahi bana uyar. Osman, sen delirdin mi? Ne yaparsın? Sen geçenlerde Hayri ile güreştin. Belin incinmedi mi? Hakikaten baba ya. Bu yaşta ne güreşi bu? Yağlı güreş kızım. Şişt, Hayri, hemen zeytinyağını hazırla. Hangi zeytinyağı olacağını bilirsin değil mi? Ha? Bilmez miyim babacığım, derhal. Hoş geldin. Zeynep hocam, hoş geldin. Hayırdır? Seyit'i cebinden arayam ulaşamayam Nuriyem. Yapma ya. Tesadüfe bak, ben de aradım ulaşamadım. Ben de arayayım ulaşamayayım. Hayda. Dur bakalım, tesisten uğraşmaya çalışacağım. Akasya durağı konuşuyor. Ben Nuri. Seyit duyuyorsan ses ver. Allah Allah. Yok. Yok, ses vermiyor. Sabaha da pazarına yolcu götürdü ya. Ben de korktum, Allah korusun bir kaza falan mı oldu dedim. Sabah ada pazarına yolcu mu götürdü? Peki bizim niye haberimiz yok böyle bir şeyden? Nasıl haberi yok Nuriyem? Sabah sen Seyit'e telefon etti. Müşteri var dedi ya. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Allah Allah. Seyit Nuri babayla konuştum dedi bir. Bu işte bir iş var ya. Allah Allah. Ya ağalar, topraklarım, canlarım benim. Kurban olayım, bir yanlışlık var. Beni bırakın gideyim ya. Bilet lazımsa biletini kesem Seyitcan. Yok, ben böyle iyiyim, tamam ya. Aferin. Akıllı adamsın Seyit. Akıllıyımdır. Akıllıyımdır ben. Gerçekten çok akıllıyımdır. Yani o kadar akıllıyımdır ki... Hop, akıl kibirimdir. Haydi oynayalım. Haydi bakalım, hoppa. Hey, tamamdır. Ne oldu? Karnım çok fena. Galiba bozmuşum da motoru. Bir şey, lavaboya gitmem lazım, acil. Lavabonun sırası mı la? Hırto, oyna. Sırası tabii canım. Eğer oynarsam çok... Fena olabilir yani, buralar şey olabilir. Ben dua et, Şehmuz Ağa'nın damadı olacaksın. Yoksa şuracıkta boğardım seni. Boğma. Yürü. Ne? Lavaboya gitmesi lazımmış ha. Ya git yanına, git hadi sen de git. Tamam ha. Yürü, yürü. Allah, karnım. Hadi bakalım. Fazla oyalanma. Toprağım, ne bağırıyorsun ya, Allah Allah, ne stres yapıyorsun, bak ben de stres oluyorum ha. Buyurun efendim, Akasya durağı. Ağam ben Seyit. Seyit sen misin oğlum? Seyit arıyor. Hele şükür. Sor bakalım iyi miymiş ağam. Sen neredesin oğlum sabahtan beri ya? Hepimiz seni arıyoruz. Karın merak içinde kalkmış gelmiş durakta karşımda oturuyor. Ağam durum çok kötü. Evladım sen böyle niye fısıltıyla konuşuyorsun? Yoksa arabada uyuyan bir çocuk falan mı var? Ağam benim başım büyük belada. Kurban olayım, yetişin. Ne oldu evladım? Yüksek sesle bağır bağır. Ağam bağırırsam beni duyarlar. Baba beni zorlan everiler. Zorba mı veriyorlar? Zorbayı kime veriyorlar oğlum? Ya hepten orta oyununa döndü Allah'ım ya. Ya ağam ben size diyeyim ki beni everiler. Sen diyorsun ki yaverileri. Yaver mi? Hangi komutanın yaveri oğlum? Hangi yaver ileri gidiyor? Nerede ya? Anlamıyorum ki. Sırtırlı oğlum bir şeyler söylüyor. Bağırsana oğlum, bağırsana lan. Nuri ağam. Beni zorla. Everiler.
Yapma ya. Ne olmuş ha? Bizim Seyit'i zorla evlendiriyorlar. Ne? Abu. Evlendirirler mi? Kim evlendirmiş, nasıl evlendirmiş, neden evlendirmiş? Vallahi öldürürüm olsaydı. Bir dakika be kızım, bir dakika, bilmiyorum, soralım. Kim evlendiriyor oğlum seni? Ya ağam, uzun hikayesini anlatamam. Benim verdiğim adrese gelin, polis de çağırın, tamam mı? Silahları var, kurban olayım, çabuk olun, haydi. Ver bakayım adresi, ver. Tamam. Tamam, telaşlanmaya, ben geliyoruz. Allah Allah. Yahu evlendiriyorlarmış, kalkın gidelim bakalım. Ne diyseydin, kimle evlendirirlermiş? Yahu kızım başlama. Bilmiyorum kiminle evlendirdiklerini. Gidince öğreneceğiz ama isteğiyle evlenmiyor herif, zorla evlendiriyorlar. Yalan söyle. Zordan evlilik mi olurmuş? Erkek oğlan doğurmadım diye üstüme kuma getir işte, biliyorum ben. Dur be kızım, gidince öğreneceğiz. Hadi kalkın gidelim, kurtaralım bakalım. Yoldan polise de haber verelim. Vakas, durak sana emanet. Tamam baba. İyi bak. Akasya durağı yeni bir operasyonda. Pehlivan, pehlivan. Erler çıktı meydana. Biri birinden merdane. Biri ak, biri kara. Mevlam her birine kuvvet vere. Bu meydan her meydanıdır. Nice koç yiğitler geçti, acı tatlı suyundan içti göçtü. Atlar gibi tepişin, aslanlar gibi kapışın. Ya Muhammed, ya Ali, pehlivanlar piri, Hazreti Hamza Veli. Delal çıksın aradan, hepinize kuvvet versin, yaradan. Ya seni çok yağlamışlar. Ben seni tutamıyorum ki ya. Tabii çok normal bir çocuğum. Bu yağlı güneştir. Yağlanacaksın, kaysın diye böyle. Gel bakalım. Allah! Ez onu Osman'ım, ez! Ay, yazık adama! Osman Aga! Osman Aga! Kolumu kırarsın be! Kıracağım tabii, bu güneştir be! Osman Aga, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hadi söyle bakalım. Şimdi Osman Aga'cığım. Güneş doğarken ışıklar saçar, Arif keser ufaktan kaçar. İş! Yuh be! Yer meydanından kaçılır mı susak? Osman Aga, ben eve gidiyorum ya. Eve giderim der bu be ya. Rakibi kaçtığına göre şampiyon Osman Baba! Evet! Bu Nuri babalar. Düğün bitti. Evlenip çoluk çocuğa karışacağım. Hala yoklar ortada arkadaş ya. Kesin Nuri, kesin, kesin. Bana bak. Polislere bir şey dersen herkesin ortasında sıkarım kafanı. Sen bu ne halin? Allah seni kahretmeye. Sakin ol kızım. Bir üstüme kuma getirmediği kalmıştı, onu da yaptı. Ya Zeynep, kurban olayım, bilip bilmeden saldırma ya. Komiserin bir yanlışımız mı oldu? Nuri Bey sizden şikayetçi. Evli bir adamı zorla tekrar evlendiriyormuşsunuz. Evet komiserim. Beni zorla everiler. Aynı zamanda silahları var. Hüseyin, silahlar toplayın. Başla komiserim. Ruhsatlıdır ağam. Yahu kardeşim, siz delirdiniz mi? Çıldırdınız mı siz? Evli barklı bir adamı yeniden nasıl evlendirirsiniz ya? Komiserim, bu hırbo benim kızımı hamile bırakmıştır. Abu. Ne? Allah seni kahretmesin. Sizlerin sıfatı.
nasıl yap? Ya vallahi yalan, billahi yalan, tillahi yalan ya. Bebek benden değildir. Ne demek bebek benden değildir lan? Sen kızımın yavrusu değil misin? Ya ağam, ben kızını daha dün gördüm. Allah Allah, tanımam etmem. Dün mü gördün? Dün gördün de ne zaman yapıştırdın? Ne kadar hızlısın lan? Ya ağam. Yalan söyleme. Azal'ın yavrusu yap demedin mi? Bu ipası devrilsin inşallah seni sen. Zeynep. Aa. Ya Zeynep bir dur ya. Ya ağam, ben size yalan söyledim. Bu Hazal dedi ki, gel dedi, babam hasta, bir mürüvvetimi görsün dedi. Beni tuttu getirdi, ben de insanlığıma edeyim dedim. Ya arkadaş, nereden bileyim beni zorla vereceğinizi ya? İngiltere'de, Oxford'da müzik tahsil edeyim demedin ulan. İngiltere'de müzik tahsili mi? O ne lan? Hakikaten o ne lan? Ya yalan işte yalan. Ya bacım, kurban olayım bak, babayı bize inanmayın. Ya kal, sen de bir şeyler söyle de haydi ya. Seyit doğru söylüyor baba. Sen mutlu ol diye küçük bir oyun oynadım. Seyit'i kiralayıp erkek arkadaşımmış gibi tanıttım. Ya, ya niye yaptı kızım ya? Çünkü erkek arkadaşımdan ayrılmıştım. O İngiltere'de. Cımar, çabuk kokan sısı bul getir, bebeğine sahip çıksın. Tamam ağam. Seyit, oğlum, senden de çok özür dileyeyim. Bağışla bizi. Seyit, sen bunlardan şikayetçi misin? Yok canım, ne şikayetçi olacağım. Yani her şey yoluna girdiğine göre artık evimize gidebiliriz değil mi Zeynep? Demah seni Adapazarı'na müşteri götüreyim diye kandırıp elim kızlarıyla dolaşırdın ha! Attıracağım seni Seyit! Ya Zeynep! Al Allah! Zeynep! 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 Allah'ını sever sen dur ya! Hadi biz gidelim. Hadi yürü yürü. Hadi hoşça kal. Hadi yürü. Bizim Urumeli'de bir atasözü vardır. Piknik demek yorgunluk demek derler. Aa, bu kapı niçin böyle ardına kadar açık? Sen giderken bunu kitlemedin mi? Aa, kitlemez olur muyum? Osman çıkarken kitledim. Hatta ben de arkasından kapıyı iterek kontrol etmiştim. Sen iterek kontrol ettiysen niçin böyle ardına kadar açık? Bunu sorarım yani. Belki rüzgardan falan açık kalmıştır babacığım. Saçmalama susak. Biz piknikteyken kasırga mı çıktı? Allah Allah. Vay! Ay! Ah! Eve hırsız girmiş. Üstelik her şeyi çalmışlar. Vay namussuz hırsızlar vay. Ah ne kadar kıymetli eşyam varsa. Hepsi gitmiş. Üzülme anneciğim, üzülme. Elbet bulunur eşyalar ya. Cana gel canım, mala gelsin değil mi? Ay komşu, komşu bizim eve hırsız girmiş, bütün eşyaları götürmüş. Bizim evi de suymuşlar. Oo. Komşu eve hırsız girmiş, her şeyleri almış. Çabuk polise haber verin, çabuk. Demek ki biz piknikteyken tüm mahalleyi soymuşlar. Ah. Allah'tan tüfeğimi çalmamışlar ha. Bu ruhsatlı ya, yakalanırız diye korkmuşlar. Kim bu hırsızlar acaba ya? Kim olacak Osman? Bizim bütün mahalleyi pikniğe gönderen adamlar. Ay. Bir dakika. Bana bırakın bu işi. O adamların numarası bende var. Arıyorum şimdi, eşyaları getirsinler. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor diyor. Neyse canım, sonra ararız. Hemen televizyon seyredecek halimiz yok ya. Her şey senin yüzünden oldu. Bana niye suçu atıyorsun babacığım? Onlara gelin evi soyun diyen ben miyim ya? Öyle demedin ama ille de pikniğe gidelim. İlle de pikniğe gidelim dedin. Ben gitmeyeceğiz dedim, sen gideceğiz dedin. Onun için seni bir alnın ortasında vuracağım. Baba, çevir şu namluyu. Şeytan doldurur vallahi ya. Ay babacığım lütfen yapma. Ay şeytana gerek yok. Ben doldurdum zaten ağzına kadar. Ay yapma. Baba. Keklik gibi vuracağım seni ha. My friend Jack, this is traditional Turkish Argentine. Gelenecek eğlence. Very, very good. Very nice, ortam. Hoş geldiniz. Welcome, Mr. Jack. Hoş bulduk. Very beautiful, ortam. Very good. Efendim, sizi şöyle alayım. Thank you.
Çok teşekkürler. Thank you. Buyurun efendim, ne alırsınız? Ottoman food. This is your Osmanlı yemekleri. Yes, yes. Ben duyduğum Turkish lion milk, ondan getir. Ha, anladım. Aslan sütü istiyorsunuz siz. Yes, aslan süt, onu istiyor ben. Peki efendim. Jack, Jack, slowly, slowly. Say, çok hızlı gitmek. Bu aslan sütü adımı çok fena çarpmak. Don't panic, man, don't panic. Ne demiş Türkler? Atın ölümü olsun arpadan. Sen iki duble için hemen Türk gibi oldun Jack. Of course, man. Let's get up. Ya, oynayacağız seni. No, I don't know, I don't know. Ben oynamayı bilmemek. Ben sanki bilmek. Come on, man. Kalk oynama. Kalk, come on. Çekme, çekme, okay, çekme. Okay, ben gelmek, gelmek. Bekle. Bu Turkish kızlar çok güzel, beautiful. Thank you, thank you, teşekkür ederim. Öpecek ben seni, I kiss you, I kiss you. Hey, 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 çek, 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 çek. Ay çekin şuradan be, siz de çekmeyin. Biz otele gidecek, ben seni orada öpmeye devam edeceğim. Benziyor Güven Efendi. Faturayı ödeyebilecek misin acaba? Korkma ablam. Ben hepsini hallederim ya. Nedense gecenin sonunda bütün bulaşıkları yıkayacakmışız gibi bir his var içimde. Hayırdır inşallah. Oh, welcome. Hoş geldiniz. Siz James Bond filmini oynayan oyuncu değil misiniz? Yes, yes, yes. Nasıl tanıdı? Gel bakayım sen şöyle. My friend, benim adım Jack. Seni öpecek. Bak, bunlar Türk iş dostlar benim. Yemek yiyeceğiz, bizi çok güzel bir masa ayarla. Are you okay? Buyurun, sizi böyle alayım Mr. Jack. Böyle. Thank you. Annem, ablam bize bir masa ayarla dedim. Çok güzel bir masa ayarladı bize. Burası, buyurun hadi oturalım. Gecenin sonunda yıkayacağımız bulaşık sayısı artıyor anladığım kadarıyla. Ya kızım sen niye böyle konuşuyorsun? Bak kardeşin ne güzel lüks bir lokantada bizi misafir ediyor. Biraz teşekkür etsene. Thank you. Ay bu ünlü Hollywood yıldızı Jack David değil mi ya? Ay evet. Vallahi o. Ben size bir hayranınızım. Bir imzanızı alabilir miyim acaba? Tabii, of course. Ben bayılırım imza atmaya. This is telephone number. Beni sen arayacak, okay? Çok teşekkür ederim. Tabii ki ararım. Havam nasıl ablam? Havan iyi, gayet iyi canım. Ama benim anlamadığım bir şey var. Neden kızlarla İngiliz aksanıyla konuştun acaba? Ne hatlar çeviriyorsun yine sen Güven Efendi? Ya bir şeyler çevirmiyorum ablam ya. Ne alaka? Set de şimdi herkes İngilizce konuşuyor ya. O yüzden benim ağzıma yapışmış, dilime yapışmış. Bence ondan İngilizce. Hoş geldiniz efendim. Siparişlerinizi alabilir miyim? Ben bir ıstakoz rica edeyim lütfen. Tabii tabii, of course, of course. Gel bakayım. Bana bak, sen şimdi bu yemeğin faturasını James Bond film şirkete keseceksin. Faturayı onlar ödeyecekler, okey? Peki efendim. Bana da bir heviyar. Tabii efendim. Sen ne yersin kızım? Ben bir kuru fasulye pilav alayım abi. Peki efendim. Fakir misin kızım sen? Zengin miyim ben ya? Rezil etti bizi ya ailesi burada. Şok, şok, şok. James Bond filminin ünlü oyuncusu Jack David, İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Jaina'da çapkınlık yaparken magazincilere nasıl yakalandı? Oğlum dünya ünlü bir adam mekanımıza gelmiş, insan haber vermez mi? Ya patron, haber verecektik de sonradan olaylar büyüyünce kızarsın diye söylemedik sana. Nasıl büyüdü? Jack'i kapı dışarı ettik. Delirdiniz mi oğlum siz? Mekana dünya ünlü bir star geliyor, siz dışarı mı atıyorsunuz? Kızını alamayan sarhoş Jack David adeta ortalığı birbirine kattı.
Jane'a gece kulübünün sahibinin sevgilisi, ünlü manken Didem Kızıl'dan öpücüklerden nasibini aldı. Ne? Jack Didem'i mi öpmüş? O yüzden kapını kilitledik ya zaten patron. Ne yapıp edin? O Jack denen ırz düşmanını bulun. Abi, adam dünya cümle star. Başına bir şey gelirse dünyaya manşet oluruz vallahi. İsterse evrene manşet olalım. Çabuk bulup getirin o adamı bana. Emredersin patron. Cemil'in restoranına gitmiş diye bir duyum aldık. Şimdi gidip bakarız hemen. Demek sevgilimi öptüm. Ben de seni öpeceğim. Bundan sonra her gece başka bir restorandayız sevgili ailem. Vur patlasın, çal oynasın. Tatlı hayat yaşayacağız ya. Sen bu yemeğin parasını öde de Güvencim. Biz başka bir şey istemiyoruz. Kızım sen neden hep böyle yapıyorsun? Küçükken de kardeşini kıskanırdın. Bir kere takdir etsen ölür müsün? Takdir, takdir. Hiç önemli değil my mother. Ablamın kıskançlığı dillere destan zaten, kıskanç. Neyse ben tuvalete gidiyorum. Ay ne yedim, ne yedim, şiştim. Ben gideyim bir makyajıma bakayım, bozulmuştur. Ha? Anne yeni yeni icatlar çıkarma Allah'ını seversen, otur oturduğun yerde. Öyle deme kızım, bak burası kalantor müşterilerle dolu. Şöyle bir makyajımı düzelteyim, belki bir kısmet çıkar. Anneciğim bitmedi gitti senin şu koca sevdan ya. Dur ben de geliyorum. Şimdi çabuk! Gülübük arıyor. Efendim Gülübük, yoksa beni af mı ettin? Eve geri mi çağırıyorsun? Nedir yani? Sinan Güven'i kaçırdılar. Biz taksiye bindik, onları takip ediyoruz. Abo, Güven'i kaçırdılar. Çok iyi etmişler. Ellerine sağlık, sakın bir daha geri bırakmasınlar. Ya Sinan sen ne biçim bir insansın? Keser misin lütfen? Burada benim kardeşim kaçırılmış. Sen abuk sabuk espriler yapıyorsun. Hakikaten sen nasıl bir insansın ya? Tamam Gülüp, hemen kızma ya. Ben şaka yaptım. Neredeyiz dedin? Taksiyle takip ediyorsunuz. Evet, sahil yolundan. Tamam, tamam Gülüp. Biz hemen geliyoruz. Geliyoruz, tamam. Panik yapma, geliyoruz. Sinan hayırdır, ne olmuş oğlum? Ya benim kayınço Güven var ya baba, onu kaçırmışlar. Gülübükleri de atlamışlar bir taksiye, sahil yolundan takip ediyorlarmış. Hayda, Allah Allah, kim kaçırmış, niye kaçırmış ya? Bilmiyorum vallahi, gittiğimizde öğreneceğiz. Ya o zaman ne tür iyilik, hadi yola çıkalım. Hadi. Hadi oyalanmayın da ben de polise haber vereyim. Tamam baba, durak sana emanet. Biz Akasya durağı olarak yeni bir operasyona çıkıyoruz. Teren teren ten ten teren teren ten teren abicim bakın bir yanlışlık yapıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmadım ya. Bir hata yapıyorsunuz. Asıl hatayı sen yapıyorsun Jack. Sevgilimi öperek hatanın kralını yaptın. Hem de kameraların önünde. Bakın yanlış adamı yakaladınız. Ben Jack değilim. Başka biriyle karıştırdınız beni. Ben Jack değilim. Yanlış adamı yakaladınız. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Hem kızı öp, sonra ben yapmadım de. Ya vallahi ben bir şey yapmadım. Ben Jack'in benzeriyim ya. Ben onun dublörüyüm. Dublörü benzeri ya. Tabii biz de yedik bunu. Burası Hollywood değil oğlum. Burada adamı harcama da değilsiniz. Ya vallahi vur beni, yalvarırım ya. Ben zaten sette tokat manyağı oldum. Vur beni ya. Ya ben Jack değilim. Onun benzeriyim. Dublörüyüm. Dublör, dublör. Türk'üm ben ya. Bak hala yalan söylüyor. İyice vurun. Bak inanmıyorsanız İstiklal Marşı'nı okuyayım. Korkma sönmez bu şafak. La, abi adam İstiklal Marşı'mızı makamına göre okuyor. Oğlum oyuncu değil mi bu? Her şeyi anında kapıp taklit ediyorlar. Peki abi, İstiklal Marşımız bitsin, saygısızlık olmasın. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüteni sonucak. Ve dil milletimin.
Finale geç, finale geç. Helal hakkıdır. Hakka tapa milletimin istiklal. Komiserim, 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 bunları yakalayın. Bunlar beni kaçırdılar, öldürecekler komiserim. Hüseyin alın şunları. Nerede yapıyorsun? Kimi öldürmüş? Yürü, bırakın beni. Sevgilimi öpmüş ırz düşmanı Jack David. Öldüreceğim seni. Öptü diyor, sevgilim diyor. Ne diyor bu adam oğlum? Annem, ben kimseyi öpmedim ya. Bu adamın sevgilisini Jack David öpmüş. Bu adam da beni Jack zannedip kaçırtmış. Bir ton dayak yedim ya. Elleri kırılsın inşallah. Hüseyin, hazır bulmuşken Güven'i de alın. Pardon komiserim, Güven'i niye alıyorsunuz? Hakkında şikayet var. Ne şikayeti acaba? Efendim, Güven ünlü oyuncu Jack David'e benzerliğini kullanıp piyasayı dolandırmış. Aa bu! Alo! Harcamalar yapmış, faturasını Jack'e göndermiş. Uzun zamandır onu arıyorduk. Bir dakikanızı alabilir miyim acaba komiserim? Tabii, buyurun. Demek bizi götürdüğün restoranda parayı öyle ödeyecektin Güven Efendi. Demek o yemeği haram parayla yedirdin ha? Ben seni dövdemiş hatırladım. Açayım, vurmayın, vurmayın. Yolla, bir taksi yolla, gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Akasya yollar, sarı melekler. Taksi çık gazla biraz, acilem var benim.